Alo Türkiye Gazetesi, Bilgi 9. Sahibi Enver Ören, sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı, program yönetmeni Niyazi Hancı, program yazarı İslam Gemici. Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Yeni bir Alo Türkiye programıyla karşınızdayız. Bu programımızı da her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi'ne gelen mektuplardan ve bizim sayfanın verdiği cevaplardan hazırladık. Yine beraber olduğumuz dakikalarda size yaşanmış hikayeler ve menkıbeler de sunacağız. Şimdi bu programımızda yer alan konuları hatırlatıyoruz. Dedikoducunun yaptıkları, söz taşımak, gıybet olan haller, kuru iftira, dilini korumak, affedici olmak, bir şehidin son mektubu, şehitler çürümez mi? Ayrıca programımızın son bölümünde fıkıh köşesini sunacağız. Sevgili dinleyiciler, maalesef zamanımızda manevi değerler gittikçe zayıflamaktadır. Yerini ise menfaat üzerine kurulmuş münasebetler almaktadır. Bu da insanlar arasında çeşitli sıkıntıların doğmasına sebep olmaktadır. Özellikle yakınlarımız arasında laf taşımak şeklinde zuhur eden olaylar, zaman zaman üzücü durumların meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu hususta Kovucu'nun Yaptıkları isimli bir menkıbe sunuyoruz. Cafer, bir hizmetçi almak istiyorum. Nasıl arzu edersiniz efendim? Mansur bin Yasir vefat etti biliyorsun. Onun hizmetçisi nasıl? Çok çalışkan olduğunu söylediler. Doğrudur efendim. Yalnız... Evet. Bu hizmetçi için biraz kovucudur diyorlar efendim. İnsanlar arasında laf taşırmış da. Ha, öyle mi? Ne olursa olsun mühim değil. Çalışkan olsun bana yeter. Çalışkan, çalışkan. Siz bilirsiniz efendim. Sedat! Sedat! Buyurun hanımefendi. Yapacağın işlerini tamamladın mı? Evet efendim, bitirdim. Her şey tamam. Maşallah. Pek gayretlisin. Ben çok tecrübeliyim. Vazifelerimi hiç aksatmam. Hem insanları da iyi tanırım. Herkesin gözünden ne istediğini anlarım. Bak sen. Bilmediğimiz ne kabiliyetlerin varmış. Meğer ben... Mesela kocanız sizi hiç sevmiyor. Başkasında gözü var. Değil mi? Nereden anladın peki bunu? Ben size demedim mi insanların gözünden anlarım diye? Eğer arzu ederseniz bildiklerimi size de öğretirim. Çok merak ettim. Peki, hadi öğret bakalım. Öyle hemen olmaz. Kolay mı hanımefendi? Ya nasıl olur? Tecrübe etmek için bir teklifim var. Bu gece kocanız uyurken onun çenesinin altından birkaç kıl kesip bana getirirseniz size büyücülüğü öğretirim. Siz de büyü yapar kocanızı kendinize bağlarsınız. O zaman sizi çok sever, gözü de dışarıda olmaz. Bu kadar basit hanımefendi. Doğru söylüyor. Tamam, dediğini yapacağım. Bu gece kocamın çenesinin altından birkaç tane kıl kesip sana getireceğim. Efendim, bir şey arz etmek istiyorum. Buyur Sedat, söyle. Ama bana kızarsınız diye korkuyorum da. Neden kızayım ki? Hadi söyle, çekinme. Muhterem efendim, siz benim veli nimetimsiniz. Size yapılmış bir ihaneti kendime yapılmış olarak kabul edin. Beni meraklandırıyorsun. Dilinin altında ne varsa çabuk söyle. Kim bana ihanet ediyormuş? Hanımınızın gözü dışarıdadır. Sizi sevmiyor. Hatta öldürmek istiyor. Allah iyiliğini versin. Ben hanımımı iyi tanırım. O öyle bir şey düşünmez bile. Demek bana inanmıyorsunuz. Ama sözlerimin doğru olduğunu anlamanız çok kolay. Nasıl yani? Tecrübesi bedavadır. Bu gece çok yorgunum deyip uyur gibi yapın. Şayet sizi kesmeye gelirse sözümün doğru olduğunu anlarsınız. Pek inanasım gelmiyor ama bir tecrübe edelim. Ahmet Efendi yemekten hemen sonra uyudu. Bu ustarayla sakalından birkaç adet kıl keseyim.
derin bir uykuya dalmış. Sakalını kestiğimin farkına bile varamayacak. Renan kör kadın. Demek beni öldüreceksin ha? Öldüreceksin öyle mi? Ne öldürmesi? Hayır. Elindeki bu ustayla beni tıraş etmeyecektin herhalde. Ver şu ustayı bakayım bana. Seni niye öldüreyim? Yanlış anladın beni. Kör. Kör. Senin için yaptıklarım gözüne dizine dursun. Bu hareketini affetmeyeceğim. Dur yapma. Yanlış anladın beni. Ne olur dur. Dinle anlatayım. Elinde bıçak madem da var. Madem sen beni öldürmek istedin bunu yanına bırakmayacağım. Al. Hainlerin sonu böyle olur işte. Hatta ettin. Sedat haklıymış. İhanetinin cezasını çektim. Dedikoducu hizmetçisinin sözüne kanan Ahmet, hanımını öldürmüş, hanım da kıskançlığının neticesi canından olmuştu. Hizmetçi daha sonra kadının akrabalarına cinayet haberini verir, akrabaları Ahmet'i öldürürler. Ahmet'in akrabaları da karşı tarafın akrabalarını öldürürler. Boşu boşuna birçok insanın katil olmasına, birçok yuvanın yıkılmasına sebep olurlar. Bu hadiseden de anlaşılıyor ki yalanın veya kovuculuğun azı çoğu, büyüğü küçüğü olmaz. Küçücük bir yalan şaka da olsa hadiseyi büyütebilir. Belki de sonuçta çok kötü durumlar meydana gelebilir. Musa aleyhisselam zamanında kıtlık olmuştu. Kaç defa yağmur duasına çıkılmışsa da duaları kabul olmamıştı. Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyetti. İçinizde bir kovucu vardır. O aranızda olduğu müddetçe duanızı kabul etmem. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, onu bize bildir, aramızdan çıkaralım, dedi. Allah-u Teala, Ya Musa, ben sizi kovuculuktan men ederken, kendim kovuculuk yapar mıyım, diye buyurdu. Bunun üzerine herkes tevbe etti ve yağmur yağdı. Söz taşımak büyük günahlardandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Nemmam, söz taşıyan cennete giremez. Size en kötüsünü haber vereyim. Aranızda söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. Söz taşıyanlar, kovucular, kıyamette maymun suretinde haşrolunur. İki kimse arasında söz taşımak için yürüyene, Allah-u Teala kabrinde bir ateş musallat eder. O ateş onu kıyamet gününe kadar yakar. Peygamber aleyhisselam iki kabre uğradı. Sonra buyurdu ki, bu iki kabirde bulunanlar azaptadır. Büyük bir işten dolayı değil. Biri elbisesini küçük abdest sıçramasından korumazdı. Diğeri ise kovuculuk yapardı. Kovuculuk afetinden kurtulmak için söz getirene karşı şu altı şeyi yapmak lazımdır. 1- Onun sözüne inanıp kabul etmemelidir. Çünkü Müslümanların yanında Nemmam'ın şahitliği kabul edilmez. Nitekim Allah-u Teala Hucurat suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen, Ey iman edenler! Eğer size bir fasık bir haber getirirse, onu araştırın, doğruluğunu anlayıncaya kadar tahkik edin. Değilse bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz buyuruyor. 2. Onun böyle konuşmasına mani olmalıdır. Çünkü nemime kötü bir iştir. Nehi anil münker, yani kötülüğe mani olmak farzdır. Allah-u Teala Âl-i İmran suresinin 110. ayeti kerimesinde mealen, Siz ümmetlerin en iyisi oldunuz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız. İyilik yapılmasını emreder, kötülükten nehyedersiniz buyuruyor. 3. Onu yani Nemmam'ı Allah için sevmemelidir. Çünkü o Allah-u Teala'ya asi olmuştur ve fasıktır. Allah-u Teala'ya isyan edeni yani karşı geleni sevmemek farzdır. 4. Hakkında konuşulan fakat yanında bulunmayan Müslüman kardeşine suizanda yani kötü zanda bulunmamalıdır.
Çünkü Müslümana kötü zanda bulunmak haramdır. Haramdan sakınmak ise farzdır. 5. Nemmam'ın, kovucunun sana getirdiği haberi, acaba bunun aslı var mı diye araştırmamalıdır. Çünkü Allah-u Teala tecessüsü, yani müminin ayıbını araştırmayı men etmiştir. Nitekim Allah-u Teala, Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen, birbirinizin kusurunu araştırmayınız buyurmuştur. 6. Nemmam'ın yaptığı ve beğenmediği bu işi, kendisi de yapıp onun durumuna düşmemelidir. Bu sebeple hiç kimseye Nemmam'ın getirdiği habere bakarak bir şey yapmamalıdır. Nemime, insanlar arasında ve Allah-u Teala'nın indinde sevilmeyen çok kötü bir iştir. Nemime, fitne çıkarmak, ara açmak için insanlar arasında söz taşımaktır. Hadis-i şerifte, haset, nemime ve kehanet sahipleri benden değildir buyuruldu. Kehanet, bilmediğini söyleyerek bundan hüküm ve mana çıkarmaktır. Bilinmeyen şeylere haber veren falcılara kâhin denir. Kâhine inanmamalıdır. Mert isen kötülük edene iyilik et sözü meşhurdur. Birisi bir zatın yanında, birisinin hoşuna gitmeyen bir halinden bahsetti. O zat buyurdu ki, biz onun bize olan iyiliklerine bakarız. Şayet iyilikleri kötülüklerinden fazlaysa, onun iyiliklerini alırız. Bize olan kötülüklerine bakmaz, onları affederiz. Halid bin Sinan buyurdu ki, nemimeyi dinlemek, bu nemimeyi söylemekten daha kötüdür, daha büyük günahtır. Zira nemime bir şeyi haber vermektir. Kabul, yani onu dinlemekse, söylemesine izin vermek, ona müsaade etmektir. Bir şeyi haber veren, yol gösteren kimse, o şeyi kabul edip müsaade eden gibidir. Nemmam'ın nemimesi, kovuculuğu doğru bile olsa, Müslümanın hürmetini yok ettiği ve namus perdesini yırttığı için yine de sevilmez. Eğer yalansa, bu yalan ve iftirası sebebiyle Allah-u Teala ile harp ettiği ve bu arada şeytana itaat ettiği için cezalandırılması icap eder. Alimlerden biri buyurdu ki, kim bu zamanda günahtan korunmayı, dostlarıyla dostluğun devamını isterse, Müslüman kardeşi hakkında kendisine söz getirenin sözünü adil şahitlerle ispat etmedikçe kabul etmemelidir. Nemmam'ın sözünü kabul edip hakkında kovuculuk yaptığı Müslümana buğz edersek, daha sonra yaptığımızdan pişman oluruz. Dil afetlerinin zararları saymakla bitmez sevgili dinleyiciler. Nice yuvalar yıkılmış, nice ocaklar sönmüş, nice insanların canına kıyılmıştır ağzımızdan çıkan bir iki kelime yüzünden. Söz taşıyıcılık, yani nemmamlıktan biraz farklı olarak ve daha kötü diyebileceğimiz gıybet de dil afetlerindendir. Bir kimsenin aybını başkalarına söylemek gıybet olur. Gıybet etmek haramdır. Büyük günahtır. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde ve hayvanında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiği zaman, elhamdülillah biz böyle değiliz demek gıybetin en kötüsüdür. Birisinden bahsedilirken elhamdülillah Allah bizi hayasız yapmadı gibi onu kötülemek çok çirkin gıybet olur. Falanca kimse çok iyidir, ibadette şu kusur olmasa daha iyi olurdu demek de gıybet olur. Allah-u Teala birbirinizi gıybet etmeyiniz buyurdu. Gıybet adam çekiştirmek demektir. Birisini gıybet etmek ölmüş insanın etini yemek gibidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım, sayfede bunlar yazılı değil der. Onlar defterinden silindi, gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır.
yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son girecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Hasan-ı Basri Hazretlerine birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip, sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine de birisinin kendisini gıybet ettiğini söylediler. Ona bir kese altın gönderip, bize verdiği sevapları arttırırsa biz de karşılığını arttırırız dedi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse için söylenen kusur onda varsa bu söz gıybet olur. Yoksa bühtan yani iftira olur. Bir gıybet edeni Allahü Teala 10 şeyle cezalandırır. Rahmetinden uzak eder. Meleklerden uzak eder. Taatini, iyiliklerini yok eder. Resulullah'ın ruhunu ondan çevirir. Allahü Teala ona gadap eder. Ruhunu teslim ederken onu baş aşağı eder. Kabir azabını şiddetle eder. Ölüm zamanında amellerini sevapsız bırakır. Cehenneme yakın eder. Cennetten uzak eder. Bir kimsenin dindeki kusurlarını söylemek, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar veya söz taşıyıcıdır demek ve dünyadaki kusurlarını söylemek, mesela sağırdır, şaşıdır demek gıybet olur. Yalnız bir kimsenin dindeki kusurları, onun ıslahı veya kendisine acındığı için söyleniyorsa gıybet olmaz. Herhangi bir yer için, burada namaz kılmayanlar, dinsizler, hırsızlar var demek gıybet olmaz. Çünkü belli bir şahıs söylenmemiştir. Bir kimse babasından gizli haram işleyince, babasının mani olacağını bilenin babasına söylemesi veya yazarak bildirmesi lazımdır. Mani olacağı bilinmiyorsa haber vermek caiz olmaz. Çünkü düşmanlığa sebep olur. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse gıybet olur. Şu kimselerin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek gıybet olmaz. 1. Ona acıdığı için günah işlemesine mani olunması için söylemek. 2. Fetva almak için söylemek. 3. Müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek. 4. O kusur ona isim olmuşsa onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak. 5. Herkesçe bilinen fıskı, bid'atı ve zulmü söylemek gıybet olmaz. Kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenirse gıybet olur. Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek, satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek gıybet olmaz, nasihat olur. Açıkça haram işleyenin ve zulmedenin, açık olmayanın başka ayıplarını bildirmek gıybet olur. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helallaşmaktır. Affetmezse onu övmeli, sevdiğini bildirmeli, yalvarmalı, gönlünü almalıdır. Helal etmezse hak yine onundur. Pişman olmadan helallaşmak riya olur, ayrı bir günah olur. Ölünün dahi gıybetini yapmak haramdır. Sevgili dinleyiciler, gıybet, dedikodu, söz taşımak, iftira gibi kötü davranışların nelere sebep olduğundan, yuvaları yıktığından sohbetimizin başında da bahsetmiştik. Şimdi sizlere İzmir'den yazan Meral isimli bir okuyucumuzun yaşadığı acıklı bir hadiseyi anlatacağız. Bundan 2 sene önce yandaki apartmana bir gelin gelmişti. Boyunu bosunu görecektiniz. Selvi gibi biri. Kocasının ne iş yaptığını bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ki taksi şoförüymüş. Bu evli çiftin 3 yaşında mini mini bir kızları vardı. Gelinle kısa zamanda dost olmuştuk. Ben ondan 5 yaş büyüktüm ama yaş farkı dostluğumuzu hiç etkilemiyordu. 2'de bir
gözleri dolu dolu oluyor ve diyordu ki... Meral abla, şükür ki seni tanımışım. Yoksa ben bu koca İzmir'de tek başıma ne yapardım? Beyim sabah erkenden çıkıp gidiyor. Akşamları geç vakitte geliyor. O nasıl söz Zehracığım? Biz komşu değil miyiz? Komşu komşunun külüne muhtaçtır, diyordum. Günler, haftalar geçerken Zehra ile o kadar senli benli olmuştuk ki birbirimizi görmeden duramıyorduk. Hele o minik kızı. Sanki dünya tatlısıydı. Tabii samimiyet ilerledikçe birbirimizin dert ve sıkıntılarını da öğreniyorduk. Meğer Zehra gelin çok dertliymiş. Hem de ne dertli. Bir gün bize oturmaya gelmişti. Biraz üzgün görünüyordu. Ne o Zehra? Seni hüzünlü görüyorum. Ah abla, hiç sorma. Hayırdır kız? Ne oldu? Adıyaman'dan kaçtık ama yine kurtulamadık Meral abla. Beni çok meraklandırıyorsun. Hadi anlat çabuk. Daha ne olsun? Kaynanam geliyormuş. Aman, üzüldüğün şeye bak. Gelirse gelsin. Yoksa sen de yeni yetme gelinler gibi kaynanadan hoşlanmayan tiplerden misin? Ne gezer abla, ne gezer? Ben 3 sene beraber kaldım kaynanamla. Hatta biz evlenirken beni oğluna bizzat kendisi almıştı. Ama ah şu son sene. Ah şu köyün dedikodusu yok mu? Bizi birbirimize düşman etti. Anlat hele, anlat. Ne dedikodusuymuş bu? Köy yerinde biri bir laf söylese hemen herkesin diline sakız olur. Sıdıka diye bir kadın vardı köyümüzde. Bana dünür gelmişlerdi de biz onları beğenmemiş ve reddetmiştik. Bunu bir türlü hazmedememiş. İntikam almak için fırsat kolluyormuş. Tabii bizim bir haberimiz yoktu fırsat beklediğinden. Bir gün kocam hastalanmıştı. Ben de kendimi iyi hissetmiyordum. Köyün çeşmesinden su bile taşıyamaz hale gelmiştim. Kayınvalidem hiç ses çıkartmadan bütün işlere yetişmeye çalışıyor, oğlunun hastalanmasına da üzülüyordu. Bir gün çeşmeye su almaya gittiğinde nasıl olduysa sıkıntısından Sıdıka kadına bahsetmiş. Sıdıka kadın fırsatını bulmuş. Durur mu? Kayınvalidem sözlerini bitirir bitirmez hemen, ah komşu ah, sen daha o gelini aldığın zaman söylemiştim. Zehra evini ocağını söndürür demiştim. Ama beni dinlemedin. Bak dediklerim şimdi bir bir çıkıyor. Zehra'nın nasıl bir vicdansız olduğunu sen bilmezsin. Ben oğluma niye almadım ki onu? Hem demeyecektim ama yine de söyleyeyim. Senin küçük oğlunu da Zehra zehirledi. Deyince kaynanam iyice şaşırıyor. Anlat hele Sıdıka, diye soruyor. O da kayınbiraderimi benim zehirlediğimi söylüyor. Aman Allah'ım, doğru mu peki bunlar Zehra? Doğru olur mu Meral abla? Kayınpederim benden tarım ilacı istemişti. Ben de biraz tarım ilacı hazırlayıp çamaşır yıkanan oluklu taşın üstüne bırakmıştım. Kayınbabam daha ilacı almadan tarladan yorgun argın dönen kayınbiraderim ayran zannederek ilacı içmiş. Kısa bir müddet sonra olanları anladık. Fakat iş işten geçmişti. Kaynım böylece vefat etti. Vah vah vah, çok üzüldüm. Daha da acısı, güya ben Sıdıka kadının kızına, kayınbiraderim benim peşimde dolaşıyordu, çok ahlaksızın biriydi, ben ilacı kasıtlı verdim diyesiymişim. Ah, Allah iftiradan saklasın. Ne biçim laf o? Allah Allah. Ah Meral abla, ah. Bu iftirası yetmez gibi peşinden de kocamın bu durumu öğrenip bu sebeple yatağa düştüğünü söylemez mi? Ortalık iyice karıştı. Köyde hep bu dedikodu konuşuluyordu. Kaynanam artık bu sözlere iyice inanmıştı. Evde huzur diye bir şey kalmamıştı. Her gün benimle cedelleşiyordu. Yine bir gün evde benimle kavga ederken, ne yapayım, ilaç olduğunu bilseydi de içmeseydi, benim ne suçum var, dedim. Vay sen misin bunu söyleyen? Güya bu sözlerden suçlunun ben olduğu anlaşılıyormuş. Niye öyle söyledin ki? Ne bileyim Meral abla. Hem çok sinirlenmiştim. Ne dediğimi biliyor muydum ki? Neyse. Ha, unutmadan söyleyeyim. Allah için doğruyu söylemek gerekirse kayınbiraderim çok iyi bir insandı. Bir günden bir güne başını kaldırıp bana bakmazdı. İşte böyle. Kavga iyice büyüdü. Ben de kocamdan dayak yedim. Kaynanam artık iyice düşman kesilmişti. Bu iş böyle yürümeyecekti. Sakin bir zamanda
Kocama vaziyeti anlattım. Zavallı adamcağız çaresiz, bu fitnebaz köyden gidelim dedi. Buraya gelmek için yola çıkarken kaynanam, eğer ben de Hacer kadınsam bunu senin yanına koymam, bunu iyi belli dedi. Zehra'yı teselli edip inşallah bir şey olmaz filan dedim ama sen kaynanamı bilmezsin Meral abla. O dediğini yapmak için her şeyi göze alır. Oğlu da anasından vazgeçecek değil ya deyip ağlayarak ayrıldı. Aradan 2 ay geçmişti. Bir de baktık Zehralar taşınmışlar. Zannediyorum biz pikniğe gitmiştik. Döndüğümüzde evlerinin boşalmış olduğunu gördük. Şaşırıp kaldım. Aradan 1 ay geçmeden sabah gazetelere bakıyordum. Gördüğüm bir fotoğrafla şok oldum. Zehra gelinin resmi vardı gazetede. Altındaki yazıda da kayınvalidesinin baskısına dayanamayan gelin intihar etti yazılıydı. Ne diyeyim? Allah hepimizi kuru iftiradan saklasın. Allah-u Teala'nın insana ihsan ettiği en büyük nimetlerden birisi de dildir. Dilin kendisi küçük olmasına rağmen Allah-u Teala'ya itaat ve isyan hususunda yaptıkları büyüktür. İnsandaki ilim dille ifade edilir. Hakkı tavsiye eden sözler onunla söylendiği gibi insanları felakete sürükleyen sözler de onunla ifade edilmektedir. İnsanı yükselttiği gibi alçaltır da. Dilin sahası geniştir. Göz yalnızca görür, renkleri ayırır. Kulak sesleri işitir ve ne sesi olduğunu ayırır. Diğer uzuvlarımız da bunlar gibi belli sahalarda iş görür. Dilse böyle değildir. Sahası daha geniştir. Gözün gördüğünü, kulağın işittiğini, diğer huzurların hissettiklerini dil ifade eder, anlatır. Hayır ve şer onunla ifade edilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İnsanoğlu sabahlayınca bütün uzuvları dile başvurup, yalvarıp tevazu ederler ve derler ki, bizim haklarımızı gözetmede ve hallerimizi korumada Allah-u Teala'dan kork. Kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim İslamiyet'e uymamız veya İslamiyet dışına çıkmamamız ancak senin sebebinledir. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Bir müminin kalbi doğru olmayınca imanı doğru olmaz. Dili doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz. Diline sahip olmayan şeytanın oyuncağı olur. Şeytansa insanı felakete sürükleyip helakine sebep olur. İnsanı aldatmakta şeytanın en büyük aletlerinden birisi de dildir. Bu tehlikeyi insanın kendi kendine anlaması zordur. İslam alimlerinin yazdığı ilmihal kitaplarından dilin afetlerini okuyup öğrenmekle bu tehlikeden kurtulmak mümkündür. İslam alimlerinin evliya-i kiramın hayatlarını okumak, onların halleriyle hallenmek suretiyle dilimize sahip olmalıyız. Hazreti Ebu Bekir, konuşmamak için dilinin altına çakıl taşı koyardı. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda dilini göstererek buyurdu ki, başımıza gelen bütün felaketler bundandır. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyuruyor ki, hapse layık olarak dilden daha uygun bir şey yoktur. Ukbe bin Amir Hazretleri Peygamber Efendimiz'e kurtuluşun çaresi nedir diye sual ettiğinde Peygamberimiz buyurdu ki, dilini tut, evinde otur ve hatalarına ağla. İsa aleyhisselama bir topluluk gelip dediler ki, bize cennete götürecek bir ameli söyleyiniz. Hiç konuşmayınız. Bu imkansız, biz bunu yapamayız. O halde yalnızca hayır söyleyiniz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dilini koruyan kimsenin kusurlarını Allah-u Teala örter. Size ibadetin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber veriyorum. O, sükût etmek ve güzel ahlaktır.
Çok konuşanın hatası çok olur. Hatalı sözleri çok olanın günahı çok olur. Günahı çok olanınsa cehenneme girmesi daha evladır. Hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galip gelebilirsin. İbn Abbas Hazretleri de buyurdu ki, üzerine lazım olmayan ve sana faydası dokunmayan şeylerden konuşma. Zira bu fuzuli bir iştir ve zararından da emin değilsin. Yerini bulmadıkça lüzumlu olan sözü de konuşma. Çok kere faydalı söz yerini bulmaz da kaybolur gider. Ya Rabbi, kalbimizi ve dilimizi birbirine uygun ve doğruluk üzere bulundur ve dilimize sahip olmayı nasip eyle. Sevgili dinleyiciler, zaman zaman insanlar arasında kırgınlıklar, memnuniyetsizlikler olur. Pek hoş olmasa da kaçınılmaz bir durumdur bu. İşte böyle anlarda karşımızdakini affedebilmek güzel bir meziyettir. Affetmek, kendisine yapılan haksızlıklar neticesinde hak ettiği alacağını bağışlamak demektir. Başkalarının hata ve kusurlarını araştırmak, ortaya çıkarmak uygun değildir. İnsan kendi hata ve kusurlarını düzeltmek için çalışmalıdır. Zaten kendi hata ve kusurlarıyla uğraşan başkalarının kusurlarını araştıramaz. Dinimiz başkalarının hatalarını ortaya çıkarmayı değil, o kusurları örtmeyi, şahsımızla ilgili ise affetmeyi emretmektedir. Allahü Teala affetmemizi ve insanlara iyiliği tavsiye etmemizi emretmektedir. Müminin bir özelliği de affedici olmasıdır. Çünkü mümin kin tutmaz, intikam almak için uğraşmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin kin tutmaz. Kusur araştırmayanlar ve affedici olanlar dünya ve ahirette saadete kavuşurlar. Şimdi sizlere bir hadise anlatacağız. Kendisini içkiden kurtaramayan bir Müslüman hizmetçisine 4 gümüş lira verir ve içki almasını söyler. Hizmetçi yolda giderken Mensur bin Ammar'ın bir fakire yardım için para topladığını görür. Kim bu fakire 4 gümüş lira verirse onun için 4 defa dua ederim. Mensur bin Ammar büyük bir zattı. Allahü Teala'nın sevgili kullarından. Acaba söylediğini yapsam mı? Evet evet. Bu parayla içki almaktansa bir fakirin sıkıntısını gidermek daha iyidir. Ey Mensur, bu 4 gümüş lirayı veriyorum. Al bakalım. Cenab-ı Hak razı olsun. Hangi duayı istersen iste, dua edeyim. Hizmetçilikten kurtulmak istiyorum. Başka? Fakire verdiğim 4 gümüş benim değildi. Benden bunun hesabını sorarlar. 4 gümüş lira isterim. 3. isteğin nedir? Efendimin tövbe edip içkiyi bırakmasını istiyorum. 4. arzun nedir? Allahu Teala'nın beni, efendimi, seni ve ümmeti Muhammed'i affetmesini istiyorum. Mensur bin Ammar, hizmetçinin istekleri istikametinde Cenab-ı Hakk'a dua eder. Hizmetçi oradan ayrılır ve evine döner. Efendisi geç kalış sebebini sorar. Hizmetçi olanları anlatır. Peki sen Mensur bin Ammar'dan neler istedin? Hizmetçilikten ve kölelikten kurtulmayı istedim. Peki seni azat ettim. Başka ne istedin? 4 gümüş lira istedim. Al bakalım şu 4 gümüşü. Başka ne istedin? Sizin tövbe edip içkiyi bırakmanızı istedim. Bundan sonra içki içmeyeceğim ve işlediğim bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Başka ne istedin? Allahu Teala'nın hepimizi affetmesini istedim. İşte bu benim elimde değildir. Bu şekilde cevap veren efendiye, o gece rüyasında sen elinde olan 3 tanesini yaptın da alemleri yaratan Yüce Allah kalan bir isteği affetmez mi? Seni de
hizmetçini de, Mensur'u da ve diğerlerini de Allah-u Teala affetmiştir denir. Her Müslüman elinde olanı esirgememeli, daima affedici olmalıdır. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını anlatırken buyurdu ki, Resul-i Ekrem bir kere olsun uğradığı haksızlıktan dolayı intikam almayı düşünmedi. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ukbe anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem'le karşılaştım. Elimden tutarak buyurdu ki, ey Ukbe, dikkat et. Sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakını haber veriyorum. Bu, sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve sana kötülük edeni affetmendir. Fudail bin İyad Hazretleri şöyle anlatır. Kabe'de yanımda oturan Horasanlı kadar iyi bir kimseye rastlamadım. Tavaf etmek üzere kalkmıştı ki, parasının çalındığını anladı. Bunun üzerine ağlamaya başladı. Kendisine dedim ki, paran çalındı diye mi ağlıyorsun? Hayır dedi, ona ağlamıyorum. Hırsız kıyamet günü karşıma gelecek. Allah-u Teala'nın huzurunda bana karşı cevap veremeyip perişan olacak. Onun bu halini bildiğimden ve ona acıdığımdan ağlıyorum. İnsanların şahsımızla ilgili hatalarını örtmek, affetmek, onların bu kusurları terk etmesine vesile olur. Affetme sebebiyle Allah-u Teala affedenin ahiretteki derecesini yükseltir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet günü insanlar toplandığı zaman bir kimse, insanları affedip mükafatını Allah-u Teala'dan bekleyenler kalksın ve cennete girsin diye seslenir. Bunun üzerine binlerce kimse kalkar ve hesapsız cennete girer. Haksızlığa uğrayan kimse affetmeyip beddua ederse hakkını almış olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kendisine zulmedene beddua eden ondaki hakkını almış olur. Affetmek insanı yükseltir. Affeden herkes tarafından sevilir. Ahirette alacağı mükafat kat kat artar. Affedeni Allah-u Teala da kıyamet günü affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala kıyamet günü mahlukatı mahşer yerinde topladığı zaman arşın altında bir münadi 3 defa "Ey iman edenler! Allah-u Teala sizi affetti. Siz de birbirinizde olan hakkınızı bağışlayın." diye seslenir. Sadakası verilen mal eksilmeyeceği gibi Hak Teala affedenin gücünü, şerefini arttırır. Affetmeyen affedilmez. Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, senin katında en aziz kul kimdir?" diye sordu. Allah-u Teala da "İntikam almaya gücü yettiği halde affedendir." buyurdu. Sahabe-i kiramdan İbn Mesud Hazretlerinin parası çalınmıştı. Yanındakiler hırsıza beddua etmeye başlayınca o şöyle dua etti. "Ya Rabbi, şayet bu kimse ihtiyacından dolayı bu parayı aldı ise ona hakkımı helal ettim. Şayet hırsızlığa alışmış ise bu son hırsızlığı olsun." Evet sevgili dinleyiciler, parasını çalan hırsızı bile affetmeyi emreden bir dinin mensupları olmaktan dolayı Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Ecdadımız bu en mükemmel dinle şereflendikten sonra onun uğruna canlarını, mallarını seve seve vermekten de bir an bile tereddüt etmemişlerdir. Evet, sanırım şehitlikten bahsettiğimizi anladınız. Allah yolunda canını feda eden, dinini, namusunu müdafaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslümanlara şehit denir. Şimdi sizlere 2 Haziran 1916 tarihinde muharebe esnasında bir İngiliz mermisiyle yaralanıp Çanakkale Askeri Hastanesi'nde şehit olan bölük komutanı, kolağısı yani ön yüzbaşı Muhammed Tevfik'in ailesine yazdığı son mektubu sunuyoruz. Sebebi hayatım
sevgili babacığım ve valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hain bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki beni bu rütbeye kadar yükseltti. Yine ilahi mukadderat olarak beni asker yaptı. Sonsuz şükürler olsun. Siz de annem babam olmanız dolayısıyla beni mukaddes dinimize ve vatanımıza ve milletimize hizmet etmek için ne şekilde yetiştirmek mümkünse öylece yetiştirdiniz. Benim dünyaya gelmeme ve ilim irfan üzere yetişmeme vesile oldunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar milletimin bana verdiği parayı bugün hak etme zamanıdır. Mukaddes dinimize ve vatanımıza hizmet etme zamanıdır. Bu vazife esnasında şehadet nasip olursa, Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu şehadet her zaman için pek yakındır. Göz bebeğim olan hanımım Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra da sizin himayenize bırakıyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapınız. Oğlumun eğitim ve öğrenimine ve salih bir Müslüman olarak yetişmesine siz de anneleriyle birlikte yardımcı olunuz. Servetimizin olmadığını biliyorum. Bunun için mümkün olandan fazla bir şey isteyemem. İstesem de beyhude, boş olacağı malumdur. Hanımım için yazdığım mektubu lütfen kendisine veriniz. Çok müteessir olacağını, üzüleceğini biliyorum. Bunun için bu mektubu onu üzmeyecek bir şekilde veriniz. Tabii ki ağlayacak, üzülecek, sizler onu teselli ediniz. Takdir-i ilahi böyleymiş. Kadere razı olacağız. Alacaklarım ve borçlarım hakkında hanımıma yazdığım mektupta bahsettiğim deftere önem veriniz. Ayrıca Münevver'in hatırında veya defterindeki borçlar da doğrudur. Münevver'e yazdığım mektubum daha teferruatlıdır. Geniş bilgi için kendisinden sorunuz. Borçlarımı mutlaka ödemenizi istirham ediyorum. Ben herkese bütün haklarımı helal ettim. Sevgili babacığım ve valideciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni affediniz. Hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şad ediniz. İşlerimizin tasfiyesinde destek olunuz ve yardım ediniz. Sevgili hemşirem Lütfiyeciğim, bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için gücümün yettiği nispette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affet. Mukadderat-ı ilahiye böyleymiş. Hakkını helal et. Yengeniz Münevver Hanım'la oğlum Nezihe sen de yardım et. Hepiniz her gün 5 vakit namazınızı kılınız. Bir namazı kaçırmamaya çok dikkat ediniz. Ruhuma Fatiha okuyarak beni sevindiriniz. Sizi de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum. Cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda. Elveda. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah-u Teala'ya ısmarladım. Sevgili babacığım ve valideciğim. Şehitlik makamına yükselen bir yiğitten ancak böyle bir vasiyet beklenirdi zaten. Şehitlik Allah katında peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir. Peygamberlerden sonra derecesi en yüksek olan şehitlerdir. Şehitler Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Cennette onlar için sonsuz nimetler hazırlanmıştır. İmanla ölen ve cennete giren bir kimse dünyaya tekrar gelmek istemez. Fakat şehitler böyle değildir. Onlar tekrar dirilmek ve tekrar şehit olmak arzu ederler. Bu arzuları
şehitlik mertebesinin cennet nimetlerinden daha tatlı, daha zevkli olmasındandır. Şehitlerin cennet nimetlerine kavuştukları vakit, "Ey Rabbimiz, biz senin yolunda tekrar şehit olmak için dünyaya döndürülüp öldürülmeyi istiyoruz." diyerek Allahü Teala'ya yalvaracaklarını Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Şehitlerin kul borçlarından başka bütün günahları affolunur. Kul borçlarını da Allahü Teala kıyamette hak sahibine cennet nimetleri ihsan ederek helallaştıracaktır. Allah yolunda savaşırken, hudut boylarında nöbet tutarken ölenlere kıyamete kadar bu ibadetlerinin sevabı verilir. Her biri kıyamette 70 kişiye şefaat eder. Suda boğularak şehit olana, karada şehit olanın 2 misli sevap verilir. Hatta kul borçları da affedilir. Havada şehit olanlar da böyledir. Dünyanın faniliğine, ahirette ise cennetin ve nimetlerinin sonsuzluğuna yakın derecede iman edenler, şehit olmaktan büyük bir haz, zevk duymuşlardır. Harp meydanlarında kahramanca dövüşen ve düşmandan yılmayan Müslüman askerler, şehit olmak arzusuyla yanıp tutuşmuşlar ve asla düşmandan yüz çevirmemişlerdir. Halbuki dünya zevklerine aşırı derecede düşkün olanlar ve ahirete inanmayanlar, güçlü gördükleri düşmanları karşısında tutunamayıp harp meydanını terk etmişlerdir. Durum bugün de böyledir. Şehit olmak için mümin olmak lazımdır. Allah'a ve onun dinine inanmayanlara ahirette şehitlik muamelesi yapılmaz. Şehitler dünyada ve ahirette durumlarına göre muamele görürler. Tam şehit olan ve dünya şehidi olan, öldükleri vakit üzerinde bulunan kanlı elbiseleriyle gömülür ve yıkanmazlar. Allahü Teala'nın huzuruna harpte yaralanıp şehit oldukları andaki durumlarıyla gelirler. Yaralarından akan kan miskü amber gibi kokar. Şehit olarak ölmeyi istemek imanın kamil olmasının alametidir. Onun için her Müslüman şehit olarak ölmek için dua eder. Peygamber Efendimiz şehitliğin faziletlerini, üstünlüklerini ashabına haber verince bütün ashab-ı kiram şehit olmak istemişler, namazlarından sonra şehit olarak ölmek için dua etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, Allah yolunda öldürülenleri, şehitleri ölü sanmayın. Onlar Rablerinin yanında diridir, rızıklandırılır. Her peygamber şehittir ve diğer şehitlerden üstündür. Peygamberlerin bedenleri çürümez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Haram lokma yemiş ve çeşitli günah işlemiş kimseler, şehit de olsalar bedenleri çürür. Haram yememiş, müttaki kimseler yataklarında ölse bile şehit olur ve bedenlerini toprak çürütemez. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, müttaki haramlardan sakınan, muhlis müezzin, kanlar içinde kımıldayan şehit gibidir. Ölürse kabrinde kurtlanmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de okuyucularımız tarafından Türkiye Gazetesi'ne gönderilen sualler ve bizim sayfanın verdiği cevapları sunuyoruz. Efendim, namazda düşünmek farzı veya vacibi geciktirirse secde-i sehiv lazımdır deniyor. Buradaki düşünmekten maksat nedir? Namazda düşünmek farzı veya vacibi geciktirirse secde-i sehiv lazım olur. Fazla okuduğu salavat ve dua sünnet olarak değil, düşünce ve dalgınlık sebebiyle olduğu vakit vacibin gecikmesi secde-i sehvi icap ettirir. Başka bir namazı kılıp kılmadığını veya dalgınlıkla dünya işlerini düşünürse, bir rüknün gecikmesine sebep olsa bile secde-i sehv lazım olmaz. Kaç rekat kıldığını şaşırıp namaz içinde düşünmesi, sonraki rüknün veya vacibin bir rükün zamanı kadar gecikmesine sebep olursa, bu arada ayet ve tesbih okursa bile secde-i sehv lazım olur. Namaz içindeki farzlara rükün denir. Bir ayet okumak, rükû
ve iki secde, son rekatta oturmak birer rükündür. Bazen namaz kılarken 3 mü kıldım, 5 mi kıldım bilemiyorum. Ne yapmam lazımdır? İnsan 3 mü, 4 mü kıldım diye namaz içinde şüphe ederse, zannı hangi tarafa kuvvetliyse öyle hareket eder. Hiç bilemiyorsa az kıldığını kabul eder. Yani 3 mü, 4 mü bilmiyorsa 3 rekat kıldığını kabul ederek namazını tamamlar. Sonunda secdeyi sehiv yapar. Secde-i sehiv nerelerde ve nasıl yapılır? Namazın vaciplerinden birini unutarak yapmayan veya tehir eden, yahut bir farzı ve vacibi vaktinden önce veya sonra yapan, secde-i sehiv eder. Secde-i sehiv yapmak için bir tarafa selam verdikten sonra 2 secde yapıp oturur ve namazı tamamlar. 2 tarafa selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secde-i sehiv yapılabilir. Cemaatin şaşırmaması için imamın yalnız bir tarafa selam verdikten sonra secde-i sehiv yapması uygun olur. Namazdan sonra doğru olarak nasıl dua etmelidir? Namazdan sonra şu şekilde dua etmelidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, kıldığımız namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle. Allahümme ağfir verham. Ente hayrur rahimin. Tevaffeni müslimen ve elhakni bis salihin. Allahümme ağfir li ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minat yevme yekumul hisab. Ya Rabbi, beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefsi emmarem şerrinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ehl-i İslam'a selamet ihsan eyle. İslam düşmanlarını kahr ve perişan eyle. Kafirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyenle imdad eyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnel hulki ve rıdâe bil kaderi. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Anama, babama, evlatlarıma, akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsnü hulk, aklı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfirullah, 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 estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Hangi halde namaza durmak mekruhtur? Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namaza durmak mekruhtur. Yel zorlamasından maksat, gelip geçici olan değil, huzura mani olandır. Efendim, zuhru ahir namazına nasıl niyet edilir? Bazıları kılınmaz diyorlar. Cuma namazının son sünnetiyle vaktin sünneti arasında
zuhru ahir yani son öğle namazı kılmaya niyet ederek ayrıca 4 rekat kılmalıdır. Bu 4 rekatı kılarken üzerime farz olan diye niyet etmek iyidir. Zira cuma kabul olmuşsa bu namaz kaza namazı yerine geçer. Ömründe hiç kaza namazı olmayan kimsenin namazlarını kaza etmesi mekruh değildir. İhtiyatla ameldir. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Alo Türkiye programının daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.